Çocuklarımız büyüdükçe sordukları sorular da zorlaşıyor. Yani küçük yaşta özellikle sordukları sorular. Ve mesela bunlardan en kritiği, ben nasıl oldum? Meraklı bir çocuğumuzun skecini izleyeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim. Babaanne, yağmur nasıl yağıyor? Yağmur, suyun buharlaşmasıyla gökyüzüne ulaşarak yoğunlaşması ve yağışan su buharlarının bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturmasıyla meydana gelen olaydır oğlum. Ya babaanne ne uzatıyorsun? Allah yağdırıyor da geç ya. Lan ben sana güzel bilgi vereceğim diye kitap okuyorum lan Ergün. Allah Allah, sana da cevap beğendiremiyor. Tamam, beğendim, beğendim. Peki bunun adı neden koltuk? O koltuk, çünkü koltuk demişler. Kim demiş? Atalarımız. Ben buna kazık diyebilir miyim? De diyebilirsin. Seni kazığa oturtmuşlar. Terbiyesiz, terbiyesiz çocuk. Allah tövbe etsin. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Bir şey daha soracağım. İyi, hadi son olsun. Bak gideceğim, uyuyacağım. Tamam, söz son. Ben nasıl oldum? Tövbe estağfurullah. Ben diyor, hayatı gidiyor. Ya dur, nereye cevap ver? Nereye gidiyorsun? Cevap versene bana. Vallahi ben bir şey görmedim oğlum. Yani biraz duydum ama günahlarını almayayım şimdi. Şimdi şey olur, ben en son babanı yaptım. Onu da nasıl yaptım? Hiç hatırlamıyorum ya. Ya ben babamın nasıl olduğunu değil, benim nasıl olduğumu merak ediyorum. Ya ne bileyim işte, sen de olduğun bir şekilde. Bana ne? Allah Allah. Nasıl bana ne? Söylesene ya. İyi tamam. Leylek. Leylekler getirdi seni. Vallahi. Nasıl ya? Yağmur bilem yoğuştu falan. Beni dümdüz leylekler mi getirdi? He, seni kaybetmişler, bulmuşlar. Leylekler almış, getirmiş. Demek beni leylekler getirdi ha. Bak anlatayım, gel. Leylekler o dönem böyle yağmurlu bir gecede ayı. Abi. Ya abi yoruldum ya. 2 dakika dinlenelim şurada ya. Değişim saati olmaz. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Ya abi ne değişim saati ya? Şurada 2 dakika dinlenelim. İyi dinlenelim. Dinlenelim de rahat. Sen simite mi başladın lan? Evet, yeni deniyorum. Sen de ya. Ya vay oğlum, şu martılara özenme diyorum ben sana ya. Üf. Yakında sen Kadıköy Beşiktaş vapurlarının arkasında da gidersin. Hadi hadi gideceğiz. 50 dakika gösteriyor, bakayım. Kaç dakika gösteriyor? 50 dakika. Vallahi gelemem ya. Ben buradan dönersen beni al. Hadi oğlum, uçacağız. Manyak mısın? Ya ne uçacağız abi? Nereye uçacağız ya? Bize dediler ki bebek teslim edeceksin. Biz göç ediyoruz abi. Oğlum manyak mısın? Başka ne yapacağız? Ya ne yapacağız biliyor musun abi? Ha. Bu bebeği bu eve vereceğiz, gidecek. Diğer adamlara ne diyeceğiz? Geldik, evde yoktunuz. Bunlar bebek bekliyor mudur? Bekliyordur abi ya. Acayip bekliyorlardı. Zaten bebek dediğin nedir? Rızkıyla gelir abi. Öyle mi diyorsun? Abi. Sorumluluk kabul etmem. Abi elini biraz daha şuna aldın. Sorumluluk kabul etmem. Tamam, ben de. Yürü o zaman. Tamam, buraya vereceğiz. İçim hiç rahat değil ama. Sen beni dinle ya. Ayaklarımız iğrenç kırıyor. Hadi ineceğiz o zaman. Buraya vereceğiz. Hadi bakalım. Yürü. Pencereden mi girdiniz? Oğlum bu çok yaşlı. Buna vermeyelim ya. Boş ver. Abi sorun yok, sorun yok ya. Emeklilik de oyalanır. Ver yüzsün, tam yaşı ya. Ha buyurun, kime bakmıştınız? Yanlış gelmişiz teyze. Kusura bakma hadi. Erkek. Bağırma dibimde. Bebek mi o? Bize mi getirdiniz? Teyze. Siz kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? Ben, oğlum, gelinim. Süper. Onlar mı sipariş etti yoksa? Onlar sipariş etti teyze. Aynen. Sen uyur, gene onlar sipariş etti. Onlar mı etti? Onlar etti. Verelim buyurun. İçim hiç rahat değil. Verelim. Paketi açtıktan sonra popotuna bir şaplak atın, öyle çalışır o. Tamam, tamam. Şimdi size bir SMS kodu gelecek, bunu söyler misiniz? Geldi. 20. 20. 07. 7. 2018. 2018. Amanın. Adın olsun? Efecan olsun, rahmetli kocamın adı. Efecan. Buyurun, nüfusa düştük aydı. Aman. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Teyze, 5 yıldız vermeyi unutma. Tamam, yaparım yorum. Simit. Hadi, afiyet olsun. Anneciğim, babaannesinin elini. Senin yüzünden bu algı. İyi abi. Bu algı senin yüzünden. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi?
10 numara 5 yıldız iş yaptık abi. Ne demişler? Kime niyet, kime kısmet. Aman boş ver. Kaç dakika gösteriyordun hiç oğlum? 47. Ya ne 47'si abi ya? Köprü kapalı, E5'ten gidelim. E5'ten gidelim daha güzel oluyor. Ben de zincirli kuyuda boş bir metrobüsün üstüne konarım. Acayip akıyor. Ya senin zaten tek yapabildiğin şey uçmak. Onu da yap be. Yoruluyorum onu abi. Yoruluyorum. Yoruluyorum. Dur acele etme. Çıkamıyorum ben. Ya bu nasıl iş? Benim hayalimde bile canlanmadı. Beni nasıl leylekler gitti? Babaanne! Aa, ne bağırıyorsun anneciğim? Ne de bağırıyorsun? Ah anne, ha. Sen bilirsin. Ben nasıl oldum? Aa! Nereden çıktı bu Efecan? Anne, asıl ben nereden çıktım ya? Aa! Terbiyesiz terbiyesiz konuşma Efecan. Nasıl konuşuyorsun? Ne oldu? Ne sordum ki? Nasıl ne oldum dedim ya? Tamam gel. Ha. Anlatacağım. Şimdi Efecan. Çok babanla biz şimdi çok şiddetli bir egzotik yağmur vardı hatırladığım kadarıyla. Hı. Ve çok şiddetli biz babanla seni hastaneden aldık. Hastaneden mi aldınız? Evet. Nasıl hastaneden aldınız ya? Evet sevgili anne baba adayları. Hoş geldiniz. Bugün aranızdan birine bir çocuk vereceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek şey hastanemizi takip edip üç arkadaşınızı etiketlemek. Bu kadar. Etiketledim mi? Etiketledim. Evet, ufak bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız efendim? Evet. Hazırız. Evet, gelin hemen böyle oyunumuza başlayalım. Başlıyorum. Hazır mıyız? Evet. Evet, başlayalım. Evet, bulun bakalım. Hadi bakalım. Hangisinde? Ben kaçırdım. Sen yakalayabildin mi ya? Şunu da hissediyorum. Ya evet, biz onu da hissediyoruz. Evet, emin misiniz? Evet. Eminiz. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Evet. Aa. Bizim çocuğumuz olmuyor. Olsun, biz de tüp bebek falan deneriz. Sıradaki çiftimizi alalım. Evet, Fikret iyice odaklan. Tamam, ben şimdi elimle koymuş gibi bulacağım çocuğu. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hazırız. Hazırız. Başladım o zaman. Sağdaki mi? Sağdaki Mimi'yi takip etmedin mi ya senin? Ya odaklanamadım, başım ağrıyor. Ya başın ağrıyacak, sırası mı şimdi? Ne bileyim Allah ya. Allah Allah ya. Bence soldaki. Galiba. Emin misiniz? Doktor bey, biraz da siz bize yardımcı olsanız. Ya doktor niye yardımcı oluyor ya? Ben çocuğumu kendim bulurum. Allah Allah. Emin misin? Ortadaki, ortadaki. Korkuyorum. Emin misiniz? Ya korkanın çocuğu olmaz, ortadakiyim tamam. Eminim. Eline kuvvet o zaman. Hadi ortadaki. Ortadaki emin misiniz? Bak son şansınız. Yardımcı oluyorum bak. Hangisi desem? Tamam soldaki olsun. O zaman. Evet. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Koydun çocuğum. Koydun çocuğum. İyi misin? Aman. Çocuğum. Bunu veriyorsunuz vezneye, çocuğu alıyorsunuz. Hediye olarak da anne sütü. Ay, buyurun. Teşekkürler. Şükür ederiz. Rica ederiz. Teşekkürler. Ha, nur topu bu mu ya? Evet. Hadi oradan. Ya anne, bu ne? Pazardan meyve sebze mi alıyorsunuz ya? Aman Efecan, anneciğim büyüyünce anlarsın. Ya ben şimdi anlamak istiyorum. Ya ama nasıl şimdi? Bak ben sana anlatıyorum yani. Ya sabah sabah ne oluyor İlgiler. Ya? Bir gürültü patırtı Allah Allah. Ne gel? Hemen kaçtın. Size geldim. Baba, son çarem sensin. Şöyle evlat. Ben nasıl oldum? Nasıl oldum? Bayağı nasıl dünyaya geldim ben? Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Oğlum sen... Kazayla oldun. Kazayla mı oldun? Böyle kazayla oldum. Daha başla kazayla. Evet. Hoş geldin. Teşekkür ederim beni aldığın için. Ben süreyim, devam Sesin, edeyim. Devam edelim. Oh. Hadi bakalım. Fikret. He canım. Ben biraz üşüdüm. Klimayı açsana. Hemen aşkım. Hemen açabiliyor musun? Neden kendi isteğini açmıyorsun? Benim dememi bekliyorsun. Ya ben kendi isteğimle açtığım zaman başım ağrıyor diyorsun. Bana sormadan açma diyorsun. Ne yapayım? Vallahi klima çok iyi geldi. Of vallahi ya. Çok ısındım he. Klima gibisi yok. Gerçekten klima gibisi yok. Of vallahi. Bunu daha sık açalım. Evet ya, hep unutuyoruz. Evet, gerçekten. Ama biraz yavaş git. Bak çok hızlı gidiyorsun. Ya bir şey olmaz. Devam et ya. Hadi bakalım. Ah, işte dedim sana. İyi misin? Hamileyim. İyi ki zincirleme yapmadım. İyi ki, iyi ki. Allah korudu iyi ki. Hadi bakalım. Böyle oldum.
Ya benim kafam allak bullak oldu. Biriniz başka bir şey diyor, biriniz başka bir şey diyor. Anlatsanıza şunu, nasıl oldum ben ya? Ama psikolojim bozulur Efecan, lütfen. Şimdi daha mı iyi oldu anne? Psikolojim darma duman, beni leylek mi, hastane mi, şey mi? Ben zaten biliyordum, sizi deledim. Ne? Nasıl biliyorsun? Biliyordum. Neyi biliyordun lan? Neyi biliyorsun? Nasıl çocuk olduğunu biliyorum nasıl, ben. Nasılmış, nasıl? Her nasıl, şeyin cevabı internette yazıyor. Ne? Abi tam ekran yap bir bakalım nasıl. Allah'ını seversen saçmalama ya. Anne al şunu. Oğlum bu şeyin... aile koruması yok muydu ya bu bilgisayarın? Demek ki aile koruması yokmuş. Hatırladım. Ah rahmetli ah. Anneciğim Allah aşkına kapatır mısın? Efecan sen utanmıyor musun böyle şeyleri araştırmaya? Siz asıl utanmıyor musunuz bana yalan söylemeye? Ne yalan oğlum ya? Ya baba bırak, 40 takla attın burada anlatmamak için, kaza maza anlatıyorsun ya. Utanıyoruz. Evet oğlum, ondan anlatamıyoruz zaten. Yalan söylemeniz daha kötü. Sizin beni bilinçlendirmeniz lazım, bana anlatmanız lazım ki ben de ileride aynı kazaları yapmayayım. Ah, tövbe daha. Yürü git lan odana. Yürü git odana, yürü. İyi, ben odama gideyim. Keşke bir kardeşim olsaydı, ona kızardınız. Şimdi odamda tek başıma oturayım ben, yalnız başıma. Ama. Gel, Efecan buraya gel bakayım. Sen kardeşin olsun diye mi öğrenmek istiyorsun? Evet, ben de meraklısı değilim yani yoksa. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Tamam, gel. Gitme oğlum, gitme. Dur yanımızda ya. Geleyim tamam mi? Gözağlı değilsin, tamam. Tamam, o zaman siz bunu bir düşünün, annene. Tamam, Efecan, hadi artık uyuyalım, lütfen. Tamam, isterseniz ben babaannemle halamlara gideyim. Yok, ben gitmem. Gerek hadi. Yok, gel. Gidelim, siz de. Yok belki... ya, bu kadın gider mi? Belki kaza yaparsınız, kaza. Oğlum, belki hastaneye... Ama baka baka herkes bilir canım. Bizim zamanımızda bu mu vardı? Biz ne zor şartlarda yaptık. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Şimdi de zil. Ya aslında çok zile gidebilecek bir skeçmiş ya yani, ama leylek partı çok güzel çalıştı. İşte bu yani partlı skeç yazdığın zaman her part ayrı bir skeç oluyor ya. Bir hastane tarafı tam çalışmadı. Bir de kaza tarafı böyle biraz sallandı. Yani empatisi çok yüksek leylekler getirdin ama seni hastaneden aldım deyince böyle bir o empatiye seyirci tam giremedi. Ama bence yani skecin konusu ve girdiği yol bence aşırı doğru. Yani güzel bir skecimiz vardı. Leylekler özellikle Hacı bu haftada leylek olarak gördüğümüz için mutluyuz. Ve sonu çok güzel bağlandı. Kardeş istiyor olması da çok güzeldi. Ve en sonu babaannenin... Yani meraklıyım demek ki. Sana çok güzel oldu yani Cemile. Yani meraklıyım. Çok güzel hareketler, alkışlarla devam ediyor sevgili canım.